الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم Risale-i Kutsiye'den sayfa 45'te 200. beyti geçen hafta başlamıştık. Bu hafta devam ediyoruz. Buyuruyor Büyük Şeyh Efendi, ikinci iz şeriat şems-i garra umuma emrolundu itmeye ifşah. Bu hüccettir umumen olduk ihyah. Üçüncü has olup ehyara ima, ledün ilmi olup hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem, kema kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, allemeni Rabbi selâsete ulûmin ilâ âhil hadîs-i şerîf, sadaka Resûlullâhi fîmâ kâl, اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah-u Teala meclisimizi, sohbetimizi, bu içtimamızı makbul, müessir ve mübarek eylesin. Hepimizi ayet-i kerimelerinden ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden din-i mübin-i İslam hükümlerinden hak ve hakikatten tesirlenen kullarından eylesin. Ve bu hak ve hakikatleri söylediğimiz, dinlediğimiz hükümleri Allah-u Teala tatbik eden, hayatında uygulayan, bunlara göre yaşayan, dine göre yaşayan kullarından eylesin. Dindarlık diyoruz. Dindarlık. Allah-u Teala hakiki manada hepimizi dindar kullarından eylesin. Dindar demek dinini tutan demektir. Hiç dininden kopmayan. Şartlar lehine de olsa, şartlar aleyhine de olsa dininden kopmayan.
Bu kimseye dindar deniliyor cemaat-i Müslüman. Yani bir ticari mesele olabilir, bir mali mesele olabilir, alacak verecek meselesi olabilir. Burada mutlaka haklı olacağız, haklı çıkacağız diye bir şart var mıdır? Yoktur. İnsan böyle durumlarda, ihtilaflı durumda, insan kavşakta iki yolun çatalında durması lazım. Yani sen şimdi kendine haklı dediğin zaman bu dindarlıkla bağdaşmaz. Niye? Ben bana din haklı diyorum da din ne diyor acaba? Din. Bak dindarlık bu demektir. Sen başta ben haklıyım dediğin zaman geri dönmen zor olur. Din sana haklı değilsin. Sen burada haksızsın. Alacaklı değilsin dese bir defa alacaklıyım anlayışına, haklıyım diye o yola girmişsin, geri dönmen zor olur. Nitekim bunu görüyoruz. Cemaat-i Müslümin, dindarlık camide böyle aheste aheste namaz kılmaktan ibaret değildir. Dindarlık kendisini camide göstermez. İnsanın dindarlığı camide görülmez. Camide zaten hep kılmaya, okumaya gelmişsiniz. Hayatın içinde dindarlık kendisini gösterir. Hayatın içinde. Caminin dışında. Camiye nereden geliyorsun? Ticarethanenden. İşte dindarlık orada kendisini gösterir. Efendim, tarlandan geliyorsun diyelim. İşte dindarlık oralarda kendini gösterir Müslümanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin namazı ve orucu sizi yanıltmasın. Ne demek? Yani çok güzel namaz kılıyor. Pazartesi, perşembe oruç tutuyor. Olabilir ama bunlar dindarlığın göstergesi değildir. Sizi kişinin namazı ve orucu yanıltmasın. Onun akçeli işlerine, para pulla olan işlemlerine bakın. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Alacak verecek davasında ne diyor? Alacak verecek davasında nerede duruyor? Hakkına razı oluyor mu? Hak etmediğine uzak duruyor mu? Tamam, benim dinim bana vermemişse ben dindar bir adamım, dinimin bana vermediğini almam diyebilmek lazım cemaat-i Müslümin. Benim dinim bana vermiyorsa ben bunu almam. Dünya bunu bana, bütün dünya bağış etse, yani bana hak olarak görse bir şeyi ama dinim bana onu hak olarak vermiyorsa, dindarlık onu kendine hak olarak görmemek demektir. Dindarlık caminin içinde değil, dışında daha çok kendisini gösterir. Yani işlemlerinizde, insanlarla olan alışverişlerinizde, muamelelerinizde, ticaretinizde, mesleğinizde, efendim sanatınızda, yani hayatın içinde dindarlık kendisini gösterir. Dindarlığımızı hayatın içinde göstermeliyiz ey Müslümanlar. Ama maalesef çok yanlışlara şahit oluyoruz. Camide mesela
bir yer var, orayı kimseye bırakmayan insanlar var diyelim. Orası caminin orayı yerle sahiplenmiş. Ama caminin dışında insanların hakkına, hukukuna hiç riayet etmiyoruz. Kardeşinin hakkına, din kardeşinin hakkına, komşusunun hakkına, insanların hakkına riayet etmiyoruz. Cemaat-i Müslümin. Buna çok dikkat edeceğiz. Tekrar ediyorum. Dindarlık, alışımız, verişimiz, efendime söyleyeyim, mali yönlerimiz, mali, malla alakalı yönlerimizde kendisini gösterir. Şimdi dindarlığın tersi nedir? Dinsizlik. Yani dine uymamak demek. Müslümanın dinsizliği ne demek olur? Yani dine uymuyor, dinin dediğini kabul etmiyor. Sorsan şöyle diyor, ben dinin dediğini değil de hocanın dediğini kabul etmiyorum diyor. E din kendisi dile gelip de sana bir şey söylemez ki, dinin ne dediğini hocalardan dinleyeceksin. Fetvadan, fıkıhtan dinleyeceksin. Binaenaleyh fetvayı, fıkhı beğenmeyen aslında dini beğenmemiş oluyor. Yani bunu böyle görmek lazım. Ve cemaat-i müslümin, bakınız Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerifi vardır. Buyuruyor ki, kim ذَاقَ طَعْمَ الْا۪يمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّهِ وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَ وَبِمُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve selleme نَب۪يَّ. Bir insan Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak, rehber, örnek olarak Resulullah'tan razı olan bir insan, razı, hoşnut, böyle rıza, hoşnutluk demektir. Eh ne yapalım, kabul edeceğiz diyen bir adam razı sayılmaz. Yani kerhen bir şeyi kabul etmek başkadır. Bir şeyi tav'an, seve seve, sevine sevine kabul etmeye rıza derler. Efendimiz buyuruyor ki, Rab olarak Allah-u Teala'yı, Allah'tan razı olan, din olarak İslam'dan razı olan ve peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan razı olan imanının tadını tatmıştır. O insan canını verir, imanını vermez. Ama bu kolay bir şey değil yani. Bak, İslam'ı din olarak İslam'dan razı olacağız. Ne demektir? Yani dinimizden o kadar hoşnutuz ki, dinimiz bize vermediği zaman da gene biz seviniyoruz, bayram ediyoruz. Ya vermemiş ama, alamadın. Ya iyi ki almamışım ya. Ya ben dinsiz olsaydım da dinimin vermediğini alsaydım, sonra ahirette anamı ağlatacaklar benim. Bu haksızlıklar meselesi, hak, hukuk meselesi ahirette didik didik edilecek cemaat-i müslümin. E şimdi dinin bana vermediğini, benim hakkım zannetmişim, onu almış yemişim veya tarafıma, şahsıma mal etmişim. Yarın ahirette ne olacak cemaat-i müslümin? Ahirette ne olacak? Bunu hacılara, bacılara anlatamıyoruz ya. Evet evet, adam camideki namazına, kendi kıldığı namazına aldanıyor. Veya sen onun namazına aldanıyorsun. Bambaşka adam diyorsun. Çok mübarek adam diyorsun. Dur bakalım, böyle çok hemen peşin peşin hüküm vermemek lazım. Ne kendimize böyle bir hüküm verelim, ne de bir başkasına. Acaba akçeli işlerde, paralı işlerde, alacak verecek meselesinde, hak hukuk meselesinde ben ne durumdayım? Benim dindarlığım orada belli olur. Dinimin bana vermediğini
ben illa almaya çalışıyorsam bu benim için dinsizlik demektir. Yani dine uymamak demektir. Evet, cemaat-i Müslümin. İnsanlar kolay olmuyor yani hakkına, hukukuna efendim razı olması. Yani İslam ne dediyse ben ona canı gönülden razıyım demek lazım. İslam'a, din olarak İslam'dan razı olmak bu demektir. Vermediği zamanda da elhamdülillah iyi ki dinim var benim Murat. Benim dinim olmasa ben ne yapardım? Bak bana bu helal değilmiş. İyi ki dinim var da bu bana helal değil dedi ve dinim bunu bana vermedi diye adam bayram etmesi lazım. Ama öyle insanlar görüyoruz ki, yani böyle dinsiz olarak bilinenlerden demiyorum, dindar olarak bilinenlerden öyle insanlar görüyoruz ki hiç dindarlıkla bağdaşmıyor yaptığı. İslam ona verdiği zaman da hoşuna gidiyor, vermeyince kızıyor. Cemaat-i Müslümin buna münafıklık derler. Bu münafığın tavrıdır. Şu Kur'an-ı Kerim'e bak burada. Ben size göstereyim. Evet. Tövbe suresinde bakayım kaçıncı ayet oradan yerinden söyleyeyim. Ayet 59. Tövbe suresi 59. ayeti kerime. Bakın. Ondan bir önceki ayet-i kerime 58, 59. 58 mesela. Estağfirullah. Ve minhum men yelmizuke fis sadakat. Onlardan, insanlardan nasıl insan? Bak şimdi yaptığına bak nasıl insan olduğunu anlarsın. O insanlardan öylesi var ki sadakalar hususunda yani taksimat diyelim ki ganimetlerin taksimi veyahut da efendim mal taksimi noktasında seni ayıplar Resulü. Seni ayıplayanlar var. Beğenmeyenler var. Yüzüne karşı konuşmaz. Arkandan sallar böyle. Seni ayıplar. Cemaat-i Müslümin. Resulullah ayıplayan bir adam mübarek bir adam mıdır? Evet, münafık adamdır. Buna münafık derler. Ve minhum men yelmizuke fis sadakat. Senin yani mal taksimi hususunda seni eleştirir arkandan. Mesela Efendimiz Aleyhissalatu vesselam taksimat yapıyor. Taksimat yapıyor. Adam bir tanesi diyor ki uzakta. Arkadaş bu taksimatta adalet yok. Sahabe-i kiramdan bir tanesi diyor ki ulan diyor bunu dedim Resulullah'a söyleyeceğim. Efendimiz'e her şeyi söylemezlerdi. Çünkü bir insanın ayıbını Resulullah Efendimiz'in bilmesi o insanın Resulullah Efendimiz'in gözünden ve gönlünden düşmesi gökten düşmesinden beterdir. Gökten düşersen şehit olursun. Resulullah'ın gözünden düşen şehit falan olmuyor. Anlatabildim mi? Gökten düştün yere şehitsin. Ama Resulullah'ın gözünden düştün şehit falan değilsin. Onun için söylemezlerdi. Fakat bunu söyleyeceğim dedi. Gitti Resulullah Efendimiz'e ya Resulullah işte falan diyor ki bu taksimatta adalet yok. Burada hakkaniyet yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar üzüldü ve öfkelendi ki yani o adamın söylediği Efendimiz'e tesir etmez. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna üzülüyor. Yahu sen haksızlıkla kimi suçluyorsun? Dünyaya hakkı öğreten insanı sen haksızlıkla suçluyorsun. Haksızlık ben yapabilirim. Hacı da yapar, hoca da yapar. Resulullah yapar mı? Yapmaz.
Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, yahu dedi, eğer ben adil olmazsam, olmayacaksam, kim daha adil olabilir? Buyurdu. Fakat sonunda da buyurdu ki, benim kardeşim Musa benden daha çok incitildi, sabretti, ben de sabredeceğim buyurdu. Ama o adamın yatacak yeri var mı acaba? Resulullah Efendimiz'i bu şekilde inciten, ayet aşağıda göstereceğim size, bunların aşağısında bir ayet geliyor. Şimdi Mevla buyuruyor ki, insanlardan mali hususlarda seni eleştirenler var. Nasıl? فَاِنْ اُوْتُوا مِنْهَا رَضُوا. Onlara verilirse, sen onlara verdiğin zaman, ooo Resulullah bir tane, canım feda, canım feda. Evet. Ama وَاِلَّمْ يُوْتَوْ مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ. Verilmediği zaman, bakarsın kızarlar. Kime? Resulullah'a kızarlar. Efendimiz'e kızarlar. Cemaat-i Müslümin, senin bir fetvaya kızman demek veya fetvayı veren, hak doğru bir fetvayı veren insana kızman demek, Resulullah'a kızman demektir. Anlatabildim mi? Biliyorum, hiç kimse ben Resulullah'a kızıyorum demez. Ama Efendimiz'e kızmak, Resulullah'a kızıyorum demekten ibaret değil ki. Onun dininin fetvasına kızmak, Resulullah'a kızmaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bak bu camide böyle güzel güzel söylemek, ben söylüyorum, güzel güzel dinlemek, böyle kafada sallıyorsunuz. Bunlar güzel de caminin dışında alacak verecek meselesinde, arazi arsa meselesinde şeriat, din bana mutlaka hak mı verecek yani? Ben hep haklı mı olmam lazım? Haksız olamam mı ben? Siz hep haklı mı olacaksınız? Haksız olamaz mısınız? Haklı değilsin dediler sana. Adam kızıyor. Küplere biniyor. İşte bak ne diyor? O insanlardan sadaka noktasında seni ayıplayanlar, eleştirenler, tenkit edenler vardır. Verildiği zaman memnun olur, verilmediği zaman dargın olur, kızıyor. Evet. Mevla buyuruyor ki, 59. ayet, devam eden ayet, وَلَوَنَّهُمْ رَلُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Onlar Allah ve Resulullah'ın verdiğine, Allah ve Resulü'nün verdiği hükme, o hüküm seni haklı çıkartır, haksız çıkartır, sana verir, senden alır, değil mi? Evet. Eğer onlar Allah ve Resulü'nün hükmüne razı olsalardı, ne demek razı? Gönülden hoşnut yani. Coşmuş böyle Allah'ın hükmüne karşı. Halbuki alacakçı çıkmamış belki, verecekli çıkmış. Dini ona hak vermemiş. Ama kendisi o kadar dinini tutuyor, o kadar dindar, o kadar dininden razı ki, o din vermediği zamanda da seviniyor. Din vermediği zamanda da dini seviyor. Seviniyor adam. Eğer öyle olsalardı, Allah ve Resulü'nün verdiğine, vermediğine razı olsalardı ve kalu deselerdi, hasbunallah, Allah bize yeter. Yani ben bu davada alacaklı çıkmadım. Belki elime mal geçmedi, para geçmedi. Ama ben Allah'ın dinine göre bir işlem yaptım. Yani fetvanın dediğini yapan bir insan, malı kaybetse bile fetvayı kabul ettiği için Allah'a kazanmış oluyor. Onun rızasını kazanıyor. Resulullah'a kazanıyor. İnsanlar biz onlara hak vermediğimiz zaman Allah bana yeter deseler, hasbunallah diyoruz ya, hasbiyallah diyoruz ya, bunu fiiliyatta yapsalar, seyyutinallahu min fallihi, inşallah Allah bize bu davada mesela para bana geçmedi veya bir ihtilaf
mevzu olan arsa tarafıma geçmedi. Karşı taraf haklı çıktı. Para oraya gitti. Mal oraya gitti ama Allah bana, ben bundan razı olduğum için Cenab-ı Hak bana kendi fazlından, kendi hazinesinden verecek deseler, Resulullah bana verecek. Yani para kazanamadım ama Allah'ın Resulü'nün rızasını kazandım deseler, inna ilallahi rağibun, biz Allah'a ve de Resulullah'a, onun rızasına rağbet edicileriz deseler ya, diyor Allah-u Teala. Onun için ben acizane diyorum ki ya Rabbi, bizi böyle parayla, arsayla imtihan etme, çünkü ne olur belli olmaz. Kazanacağımız garantisi var mı? Ya Sultan Selim Camii'nde he 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 demek kolay da, fetvanın karşısında sana sen haksızsın, alacağın yok dendiği zaman he demek, işte yiğitlik o. Yiğitlik o. Aşağıda dedim ya, bir ayet gelecek. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu 195. sayfada, 195. sayfanın son satırı şöyle geliyor. Vellezine yu'dûne Resûlallâhi lehum azâbun elîm. Resulullah'ı rahatsız edenler, Resulullah'ı incitenler, gücendirenlere çok elim bir azap vardır. Efendimiz'i eleştiriyorsun öyle mi? Yo Resulullah canım kurban, ya bırak şimdi bu işleri. Resulullah'ın getirdiği dinin fetvasını kabul etmeyen Resulullah'ı kabul etmiş sayılmıyor. Senin reddettiğin aslında Resulullah'tır. Ama onu söylemiyorsun. Onun için cemaat-i müslimin, yani paramızla, malımızla Allah bizi imtihan etmesin. Çünkü ne olur belli olmaz. Bizden daha dindar insanlar iş paraya, mala, arsaya gelince, miras taksimatına gelince hep davayı kaybettiler. Bizden daha takva gördüğümüz insanlar, biz de kaybedebiliriz. Edebiliriz. Bizim Karadeniz'de yani o bildiğiniz dindar insanlar, işte hacı, hoca diye bilinen insanların büyük bir kısmı, istisnalar hariç, büyük bir kısmı ölen insanın, yani babasının malından kız kardeşine Allah-u Teala'nın verdiğini bizim insanlarımız vermez. Verenler var, onlara sözüm yok. Ama çoğusu vermez. Kız kardeşe Allah mal veriyor. Bir insanın ben kız kardeşime mal verdim demesi bile imanı tehlikeye düşürecek derecede tehlikeli bir sözdür. Baban öldü, kız kardeşime mal verdim. Neyi verdin? Allah vermiş. Sen Allah'ın ortağı mısın? Allah veriyor. Cemaat-i Müslümin, ey Karadenizler! Yani verenin bile bu lafı demesi yanlıştır. İslam'a aykırıdır. Sen vermiyorsun ki, Allah veriyor. Ama çoğu insan Allah'ın verdiğini vermiyor, Allah'ın verdiğinin üzerine oturuyor. Çoğusu, çok azı müstesna, ayak oyunlarıyla, böyle kafa sallayarak, tehditler efendim yağdırarak kız kardeşine, tamam, babası ölüyor, adam hemen bir moda geçiyor. Bakıyorsun ya, bu adam niye değişti? Böyle kız kardeşine bizde muncul etmek derler, surat yapıyor. Yani mal isteme demektir yani. Yiyecek, oturacak, malın üstüne oturacak. Sen hacısın öyle mi? Sen dindarsın öyle mi? Bunun Türkçesi dinsizliktir. Yani dine uymamaktır. Hele de onu onun hakkı olarak görüp, ben bunun kız kardeşimin hakkını yiyorum, haram yiyorum diye kabul etmezse bir insan, bu kafirliktir aynı zamanda. Onu kendine hak görürse, kardeşine, kız kardeşine dinin verdiğini sen ona hak olarak görmez, kendine hak olarak görürsen buna
Buna da kafirlik derler cemaat-i Müslüman. Kafirlik. Ayet kelimeler bunda çok açık. Bizim meselemiz miras meselesi değil. Biz miras sohbeti yapmıyoruz. Evet. Ama mesele budur. Çok insanlar mal meselesinde haramı helal gördüğü için, kendisine haram olanı kendisine hak olarak gördüğü için kafir olmuştur. Hak olarak görmeyip de o haramı yemiş ise haram yemiş olmuştur. Allah bizi böyle imtihanlara müptela kılmasın diyelim. Ama tutulduğumuz zamanda da imtihanı kazananlardan eylesin. Şimdi bakın mesela bu noktada mazem bu faslı açtım. Bu noktada birkaç tane daha ayet kerime gösterelim. Şimdi burada ne buyurdu? İnsanlardan seni eleştirenler var. Kimdir bunlar? İşte bunlara münafık derler. Müslüman Resulullah eleştirmez ki, arkasından konuşur mu? Efendimizin verdiği hükmü tartışır mı? Yani Efendimizin hükmünü tartışıyor yani. Olmaz böyle şey diyor. Nitekim bunlar İslam tarihinde yaşandı. Efendimizin döneminde yaşandı. Bakınız şeyde Nur suresinde mesela göstereyim ben şeyi, ayetin bulunduğu sayfa numarasını da sizlere söyleyeyim, not edersiniz. Sayfa 355 Kur'an-ı Kerim'de. Sayfa 355 burada ayeti kerime 47, 48, 49, 50, 51 bu ayet kelimelere bakılır. Bak ne buyuruyor? Ve yekulûn ve derler. Ne derler? Âmennâ billâhi bir resûl. Allah'a Resulü'ne inandık. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. O halde nedir bunlar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen nedir? Mümin. Değil mi? Ama ve ata'na başımız, canımız feda, boynumuz kıldan ince derler. Biz itaat ettik derler. Ama sümme yetevella ferikun minhum min ba'di zalik. Bunları dedikten sonra iş tatbikata gelince la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin hepsi yanlış yapmaz. Ama onlardan kimisi yanlış yapar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah der. Allah Resulullah canım feda, boynum kıldan ince der. Ama bunu diyenlerin içinde bazıları, hangiler onlar? Münafıklar işte. Ne yapar? İş Allah'ın ve Resulünün hükmüne teslim olmak, onu kabullenmeye gelince yetevella ferikum minhum, işte o münafıklar yüz çevirirler, dönüp giderler, asla kabul etmezler. Kabul etmez. Güya sorsan hocayı kabul etmemiş. Yani öyle der. Hocayı kabul etmemiş. Ya hocanın dediği, eğer kitabın dediyse sen kitabı kabul etmiyorsun. Resulullah'ı kabul etmiyorsun demektir. Ayak oyunlarına gerek yok. Evet. Bak devamla buyuruyor ki ve mâ ulâke bil müminin. Bunlar mümin değiller. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Diyor da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerden kimisi mümindir. İşte onlar Allah'a Resulullah gerçekten teslim olmuş. Kimine de münafık diyorlar. Münafık la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeye razı olur. Ama Allah'ın ve Resulünün hükmüne razı olmaz. Der la ilahe illallah der münafıklar. Ayetlerde bunlar var zaten. Münafık nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der. Ama Allah'ın ve Resulünün hükmüne pek iyi demez. Münafıklık nerede belli olur? La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip dememekte değil. Allah ve Resulünün hükmünü kabullenmek ve kabullenmemekte belli olur Müslümanlar. Ben 5000 defa la ilahe illallah diyorum. 10.000 defa da diyebilirsin. Acaba Allah'ın dediğine, hükmüne ne diyorsun? Haksızsın kardeşim.
Yani sen hep haklı mı olman lazım? Sen her davadan haklı mı çıkman lazım? Senin haksızlığın olmaz mı? Kendini ne görüyorsun? İlah mısın sen? Kul musun? Kul. Kul haksız olabilir. İşte burada haksızsın. Allah'ın dini burada sana hak vermiyorsa işte dindarlık burada belli olur. Müminle münafık burada ortaya çıkar. Devamla buyuruyor ki وَاِذَا دُعُمُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ Resulullah diyenlerden, diyen insanlar Allah ve Resulünün hükmüne çağrıldığı zaman, bak sen la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsun öyle mi? Peki gel Allah'ın hükmü şudur, Resulullah'ın hükmü budur dendiği zaman اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ مُعْرُلُونَ La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerden bakarsınız ki bir grup yüz çevirmişlerdir, yanaşmazlar. Kimler bunlar? Evet, münafıklar. Demek ki la ilahe illallah'ı sözde diyor, özde demiyor demektir. Görüyor musun? Devamla buyuruyor ki Cenab-ı Hak ve in yekun lehumul hakku yetu ileyhi muz'inin. Eğer hak onlar için olsa, yani bilseler ki fıkı, fetva, din bana hak verecek, o zaman koşa koşa dine, fetvaya koşuyor. Yo hoca, hocamıza gidelim. Nasıl olsa bana hak verecek. Bu adam dindar değildir. Bu adama Kur'an-ı Kerim münafık diyor. Niye? Çünkü dinin peşinde koşmuyor ki. O adam menfaatini esas almış, merkeze almış. Kendisine bir şeyi hak olarak verene gidiyor. Eğer din veriyorsa dine gidiyor. Buna dindarlık denmez. Dindar dinine bağlı olur. Kendine, menfaatine değil cemaat-i müslimin. Nitekim aşağıda bak mümini Cenab-ı Hak şey yapıyor. Burada münafıklar bu ayetlerde anlatıldı. Aşağıda ayette 51. ayet اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenlerden hakiki mümin olanlar kimlerdir? Allah ve Resulünün hükmüne çağrıldıkları zaman gelin Kur'an ve sünnet bu meseleyi halletsin, bu ihtilafı o çözsün dendiği zaman mümin olanların diyeceği sade bir sözdür. Nedir? En yakulu demeleridir. Semi'na, duyduk ve ata'na, canı gönülden uyduk. Allah vermedi öyle mi bana? Hak verme diyor. Tamam. Resulullah bana hak vermiyor mu? Evet vermiyor. Tamam der. Kim? Mümin olan. Evet. Allah'a hamd eder, şükür secdesi yapar. Halbuki malı kazanınca şükür secdesi yapacak. O kazanmayınca da yapıyor. Niye? Yo iyi ki hakkım olmayan şeyi hakkımmış gibi almadım. Ya ben bunu hak olarak görsem, bilsem de alsam, tarafıma geçirsem, üstüme tapu etsem. Meğerse bu benim hakkım değilmiş. Ahirette bunun altına nasıl kalkarım diye şükür secdesi yapar adam. Ama münafık ne yapıyor? Fetvanın huzurundan çıkıp arkadan doldur boşal sallıyor. Sallıyor. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bir tane la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir adamla bir de demeyen bir adamın bir alacak verecek meselesi, arsa tarla meselesi oldu. Evet. Şimdi bu meseleyi çözmek için Yahudi diyor ki sizin peygamberinize gidelim. Resulullah'a Yahudi gitmek istemez ama Yahudi de biliyor ki Resulullah haklıya haklı der, haksıza haksız der. Müslüman ama arazi meselesinde haksız. Seni tutarak, sana iltimas yaparak, torpil yaparak şey yapmaz. Gerçeği söyle. Bunu Yahudi çok iyi bildiği için Yahudi diyor ki Muhammed'e gidelim sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Müslümanım diyen adam ise ibretlik. Kâb İbni Eşref'e gidelim diyor.
Ka'b İbni Eşref kim? Öyle korkunç bir İslam düşmanı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b'ı kim gebertecek buyurdu. Ve onun süt kardeşi Muhammed İbni Mesleme, ya Resulallah o işi bana bırak, ben onu geberteyim. Peki, git gebert buyurdu. Ya Resulallah, ama onu ben çok Ka'b İbni Eşref'in böyle malikanesi var. Etrafı surlarla çevrili, kapılarda korumalar var, muhafızlar var. Yani onları aşıp da o adama ulaşmak zor. Ya Resulallah, bu suikastı ona yapmak için bana bazı hususlarda müsaade ediyor musun? İcabında yalan gibi bir şey söylemek gerekiyor. Ne istersen yap buyurdu Efendimiz. Ve Muhammed İbni Mesleme bir bir o kontrol noktalarını böyle aşağı aşağı Ka'b İbni Eşref'in yanına girip onu gebetmiştir. O kadar korkunç bir İslam düşmanıydı bu adam. Ka'b İbni Eşref. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adam diyor ki Ka'b'a gidelim. Yok diyor ona Yahudi. Ula sen Müslüman değil misin? Ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiyorum. Ben diyorum ki senin peygamberine gidelim. Sen la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adamsın. Sen Ka'b İbni Eşref'e gidelim diyorsun. Adam baktı rezil olacağım, fahş olacağım. E peki dedi. İster istemez, istemeye istemeye gittiler Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beklenen hükmü verdi. Orada Yahudi haklı çıkarttı. Yahudi niye haklı çıkartıyor? Mesele de o haklı olduğu için. Öbür la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insanı haksız buyurdu. Adam çıktı. Ben dedi kabul etmem dedi bunu. E ne olacak? Ya niye kabul etmem? Çünkü mesele hak ortaya çıksın değil. Mesele ben haklı çıkayım. Adamın zihniyeti bu. İnanmamış ki. İnanmamış. İman dilde değildir cemaati Müslümin. İman kalptedir. Burası inanmış olacak. Burası Allah'a Resulullah'ı kabul etmiş olacak. Evet. Yahudi dedi ki gidelim. Haklı olduğu için güçlü tabii. Kendisine güveniyor. Gittiler işte şeye. Hazreti Ömer Efendimiz'e. Orada olanı biliyorsunuz. Hazreti Ömer Efendimiz meseleyi öğrenince o münafığı uzattı. Resulullah'ın hükmünü beğenmeyene Ömer'in hükmü budur diyerek cemaati Müslümin. Şu ayet-i kerimeyi de Kur'an-ı Kerim baş taraflarından sizlere arz etmek isterim. Bunu da not edebilirsiniz. Başka da var da bu bugün bu kadar olsun. Estağfirullah. Elem tera ilellezine yez'umûne ennehum âmenû bimâ unzile ileyke وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Habibim, bakmaz mısın o insanların o acayip hallerine ki onlar sana indirilene, senden önce indirilene inandıklarını söylerler, zannederler. Herkes de onlara inanmış zanneder. Çünkü La ilahe illallah Muhammed Resulullah böyle coşa coşa söyler ama yürüdüğüne en yetehakemu ile tağut mahkemelik mesele olduğu zaman da İslam mahkemesine gitmezler, tağutun mahkemesine giderler. Niye? Biliyor ki İslam bana hak vermeyecek. İslam kendisine hak vermeyecek diye bunu kestirdiği zaman gene İslam mahkemesine gitmesi lazım. Kim? İnanmış olan. Ama işte kendisini inanmış gösterenler eğer haklı çıkmayacağını kestiriyorsa şeriatın hükmüne, mahkemesine gitmez diyor Allah-u Teala. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Tağutun beşerin mahkemesine gider. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Halbuki onu ve onun hükmünü reddetmekle emrolunmuşlardır. Bir mümin Allah-u Teala'nın, Resulünün, kitabının, dininin dediğine bakar. Öyle mi efendim? Mümin böyledir cemaat-i Müslümin.
Onun için yani müminim demek bu da zordur ama bir noktaya kadar kolaydır. Ama müminliğin icaplarını yapmak önemlidir. Allah bizi böyle bir imtihanla karşılaştırmasın. Kaybediyoruz çünkü. Yani şimdi ben buradan güzel güzel ötüyorum böyle. Tamam da acaba bir arsa alacak, verecek kardeşimle, arkadaşımla, komşumla böyle bir ihtilafım olsa ne olurum ben? Orası önemli. Caminin içindeki değil, dışındaki tavrım nedir benim? Burası önemli cemaat-i müslümin. Bizden çok daha dindar bilinen insanlar davayı hep kaybettiler. Kazananlar da olmuştur ama çoğu kaybetmiş. Bizim ne olacağımız belli değil. Onun için bir daha diyorum ya Rabbi, böyle imtihanlarla bizi karşılaştırma ya Rabbi. Amin. Ama hayatta insan başına her şey gelir. Karşılaşırsak o zaman da imtihanı kazananlardan eyle ya Rabbi. Amin. Mesele budur. Mesele bu. Caminin dışında haram zade olacaksın, haramcı olacaksın. Sonra camiye geleceksin, o insanları imrendirecek gibi böyle baksan sana imrenirler yani ibadetine, camideki vaziyetine. Ya, halbuki buradaki durumun önemli değil, dışarıdaki durumun önemli. Cemaat-i müslümin, adam iş yerinde yalan söylüyor, sonra camiye geliyor, meşayih gibi namaz kılıyor. Ben camiye gelme, namaz kılma demiyorum. O dışarıda yalan deme. Doğru konuş. İster esnaf ol, ister müşteri ol. Esnaf mesela, diyelim sipariş alıyoruz. Sipariş, şu gün gel malı al diyoruz. O müşteri o gün o malı mutlaka almalı. Sen onu hazırlamalısın. Anlatabildim mi? Müşteri ödeme taahhüdü yapıyor. Şu gün ödeyeceğim. Bak şimdi müşteriye sesleniyorum. Müşteri, esnafa verdiğin sözü tutacaksın. O ödemeyi yapacaksın arkadaş. Onu o vakitte yapacaksın. Çünkü sözünü tutmak imanın alametlerindendir. Sözünü tutmamak nifakın alametlerindendir. Öyle değil midir? Münafık söz verir. Ve idâ va'de, evet, ehlefe. Söz verir, cayar, atlatır, aksatır, yolunu değiştirir, telefonu kapatır, telefon numarasını değiştirir. Yahu bunu yapan adam camiye de gelmese dersin ki zaten bundan başka bir şey beklenmez. Bir de camiye gelip en ön saflarda oturmaz mı? Yahu kul hakkından sen malulsun be. Onun için cemaat-i müslümin, bizim dindarlığımız ve de bu manada dinsizliğimiz, yani dine uymazlığımız caminin içinde belli olmaz, dışında belli olur. Oraya bakalım. Ticaret mantığımız nasıl? Nasıl bir tüccarız? Nasıl bir müşteriyiz? İkisini söylüyorum. Bak tekini söylemiyorum. Aramızda esnaflar var. Aramızda müşteriler var. Allah'ın dini sadece esnaflara seslenmiyor. Müşteriye de sesleniyor. Evet. Esnaf atlatıyor. Atlatıyor. Yetişmedi. Niye yetişmedi? Yetiştirsen söz verdin mi? He, yetişecek. Bitti. Bunun bir tek mazereti olur. Ölürsün, yetiştiremezsin. Veya yatağa düşersin. Hakikaten, gerçekten yataktasın yani. Yetişmedi. Başka mazereti yoktur bunun. Yetişeyim ama. Sözünü tutacaksın. Sözünü tutacaksın esnaf. Sözü tutacaksın müşteri. Ödeme takvimine sadık kalacaksın. Aksatmayacaksın. Öyle yok öyle. Efendim atlatmak yoktur. Müslümanlığa yakışmaz. Müslümanlığın ötesinde insanlığa bile yakışmaz bu. Bunu yapan insan olamaz. İnsan müsveddesidir. Sözünü tutmuyor. İnsanları atlatıyor. İnsanları aldatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ele
Ey! Bütün cihana sesleniyor. Önünde birkaç kişi var ama bütün cihana sesleniyor. Leyse minna men gashena. Bizi aldatan bizden değildir. Aldatan hangi noktada? Yani sade mal, sade ödeme değil, ticaret, alışveriş değil. Hayatın hangi noktası aklınıza geliyorsa aldatan bizden değildir. Değildir. Çünkü biz aldatmayız. Onun için aldatan bizden değildir. Ne kadar geniş bir manası var bunun. Hayatın her şeyi bunun içine geliyor. Bu bakımdan biz bu noktada derin bir hassasiyet içerisinde olalım deyip beytimize başlayalım. Buyuruyor ki ikinci dil şeriat şemsi varra. Bundan önceki beytte buyurulmuştu ki Muhammed aleyhissalatü vesselam üç ilimle ihya edildi. İhya edildi. Üç ilimle diriltildi. Sanki ilim ruh, o ilimle insan diriliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üç ilimle ihya oldu, abad oldu. Demek ilimsiz insan, ölü insan demektir. Bedeni diri olsa bile ruhu ölü demektir. Birincisi nübüvvet ilmidir. Bu usta bir teferruat, tafsilat verilemiyor. Çünkü bu peygambere has bir ilimdir. Açıklanmaz. İkincisi şeriat. Şeriat, Allah'ın dini, Allah'ın yolu, İslam, şeriat hepsi aynı kapıya çıkıyor. Şems-i Garra yani çok meşhur bir güneş. Güneş nasıl meşhurdu, ne demek? Yani güneş öyle bir varlıktır ki her şey onun altındadır. O her şeyin üstündedir. Her şey ona mahkumdur, muhtaçtır ve mecburdur. Öyle mi? Güneşe ihtiyacı olmayan, güneş ihtiyacını aşmış insan var mıdır? Yoktur. Şeriat manevi bir güneştir. Dolayısıyla herkesin üstündedir. Herkes şeriata mahkumdur. Yani şu adam şeriattan muaf. Yok böyle bir adam. Hatta bir veli, Allah'ın dostu, yani Allah'a o kadar yaklaşmış veli, Allah'a yakın insan demektir. Velayet kurb-i ilahi demektir. Allah'a o kadar yaklaşmış ki artık onun için günah, haram, yasak kalkmış onlar. Var mı böyle bir veli? Yoktur. Yani veli olunca, büyük veli, bu günah, tamam günah ama oğlum o sana günah. Bize günah değil artık, biz oraları aştık oğlum diyorsa bir veli, burayı aşmak demek dinsizlik demektir. Böyle veli olmaz. Veli böyle bir şey söylemez. Allah'ın şeriatına veli senden, benden daha muhtaç, daha bağlıdır. Bu neye benzer? Şuna. Şimdi diyelim ki bir konteyner veya bir şey, prefabrik bir ev. Bir gecekondu, tek kat şöyle bir ev. Bu eve derin derin böyle temeller kazmak gerekir mi? Gerekmez ki. Zaten konteynerleri görüyorsunuz, koyuyorlar böyle bir yerin üstüne. İnsan onda yatıp kalkıyor mesela. Şantiyelerde bu da oluyor. Demek küçük bina temel istemiyor. İster mi? İster. Ama diyelim ki binayı yükseltiyor adam. Yükseltecek. Yani çok yüksek bina yapacak. Ne yapıyor? Yukarıya doğru yükseltmeden evvel aşağı doğru kazı yapıyor. Geniş bir alanı boşaltıyor. Yani geniş bir alanı
delin bir şekilde boşaltıyor. Oraya tonlarca demir ve beton koyuyor, gömüyor. Toprağın altına. Hiç kullanılmayacak bir şey. Tonlarca demir ve beton. Hiç, yani görünürde kullanılmayacak bir şey. Ya ne gerek var buna? Bu, sen yukarıya doğru çıkar. İşte o yukarıya doğru çıkacaksa aşağıya doğru inmeye muhtaçtır. Bir ufak fidan düşünün. Fidanın çok derin, yaygın köke ihtiyacı yoktur. Ama şu gördüğünüz büyük ağaçlar, onların çok büyük köke ihtiyacı vardır. Bir adam çok büyük adamdır. O halde o dinine, benden büyük adam, benden fazla dine mahkumdur. Veli böyledir. Efendimiz Aleyhisselam'ımız böyleydi. Adam şimdi şeyh diye ortaya çıkıyor, haram işliyor. Ya efendi bu haram. Evladım, o size haram. E sana, oğlum biz oralarda geçtik. Oo, demek ki İslam'ı geçtin, gavurlaştın demek ki. Seni şeyh diye tutanlar, şeyh diye senin peşinden, hoca diye senin peşinden gelenler, o ahmaklar. Böyle şeyhlik, hocalık olmaz. Hoca cemaatten daha fazla, şeyh müridinden daha fazla dinine bağlı olacak. Bina yükseldikçe temele baskı yapar. Binanın yüksekliği yok. Onun bir zemine baskısı da yok ki, çok fazla yoktur. İhtiyacı da yoktur. Şimdi onun için şeriatten hiç kimse muaf değildir. Müstesna da değildir. Yani Allah böyle diyor ama Allah onu buna demiyor, şuna demiyor. Herkese söylüyor. Kainatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'tan en çok korkanınız benim diyor. En takva. Niye? Yo, benden büyük, yani o büyüklük taslamaz da gerçeğe söylüyor. Benden daha büyük kul var mı? Resulullah'tan büyük, Resulullah'tan daha birinci kul var mı? Yoktur. O halde ondan daha takva kimse olmaması gerekiyor. En takva o olacak. Allah'tan en çok korkan. Evet. Ve öyle olmuştur. Kainatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gerçekten şeyh olan insanlar, hakiki şeyhler, böyle çakma, sahtekarlar değil, şeytanlar değil. Adam şeyhim diyor, milletin malını yiyor. Adam şeyhim diyor, af buyurun milletin, efendime söyleyeyim, karısının kızının şeyinde, yani şeyh olunca Allah'ın şeriatının hükümleri kalkıyor mu? Kalkmıyor, daha uzatmayan burayı. O daha çok titiz olması lazım. Bakınız Efendimiz Aleyhisselam'ın mesela bu kadınlarla olan muamelesindeki derinliğinden bir şey söyleyeyim size. Çok şey söyleyebilirim, bir tane söyleyeyim Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bugün burada bu sohbeti bu saatte yapardı. Yarın da pazartesi günü de burada hanımlara sohbet yapar. Bu sohbet şimdi de devam ediyor. İşte şu an bugün bu saatte buradayız. Yarın da hanımlara burada yine sohbet onda. Şimdi şuradan içeriye girerdi Efendimiz Aleyhisselam'ımız. Çünkü şu bizim şimdi girdiğimiz bu yan taraf o zaman imam lojmanıydı. Burada imam efendi ailesiyle oturuyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ımız şu büyük kapıdan girmek mecburiyetinde oluyordu. Hanımlara sohbete girerken orada kapının önünde terlik giyerdi. Terlik, o terlikle kürsüye gelirdi. Neden? Çünkü hanımlar buraya oturmuşlar. Bak bazılarının, yani şimdi bunu bazıları duysa kıyamet kopar. Biz nasıl olsa sabahtan sonra konuştuğumuz için o hastalar burada pek olmaz, bu saatte burada olmaz, duymasınlar. Ha? Aramızda kalsın. Cemaat-i Müslümin. Efendimiz Aleyhisselam'ımız oradan niye terlik giyiyor?
Çünkü hanımlar burada oturmuşlar. 5 dakika, 10 dakika, yarım saattir önceden gelmiş oturmuş. Efendi Aleyhisselam geliyor diye kalkıyorlar, yol açıyorlar. Efendi Aleyhisselam'ımız ayağım hanımların oturduğu yere basıp da onların sıcaklığı ayağıma değmesin diye terlik giymiştir. Onun için Efendi Aleyhisselam olmuştur. 10 milyonu cenazesinde cem etmiştir. Görüyor musun? Şeyh böyle olmuştu. Şeyh diye görünüp, şeyh diye kendini gösterip, insanları etrafına toplayıp onlardan nemalanan insan şeyh değildir, şeytandır. Bir şeyhin erkek cemaati olur, onlardan zerre kadar nemalanmayacaktır. Malından, mülkünde ihvanının gözü olmayacak. Şeyh olur, onun hanım cemaati olur, hanımlardan da nemalanmayacak. Nasıl? Yani şeyh ayaklarına böyle tutmak, hani şeyh ayaklarına bakmak. Yok ki böyle bir şey. Yoktur. Doktora bile müsaade nerede veriliyor? Doktor, senin ailene muayene hanesinde, muayene esnasında mecbur kaldığı kadar dokunabilir. Diyelim muayene bitti. Şeyden, muayenehaneden çıkarken ailen kendisine dokunan doktorla böyle hani tokalaşabilir mi? Efendim? Ama az önce dokunmuştu, sırtına dokunmuştu, başına dokunmuştu, karnına dokunmuştu. O başka. Orada bir muayene şartı var. O başka. Din muayene esnasında bakmak gerekiyorsa bak diyor doktora. Ama kötü niyetle bakarsan Allah-u Teala o niyetin hesabını soracak. Tutmak gerekiyorsa tut da diyor. Ama nemalanmayacaksın ondan. Yani onu anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer öyle bir durum varsa orada Allah hanıma bir şey sormuyor. O hasta. Ama o doktorun Allah'la işi var. Fakat muayenenin dışında, yani nasıl olsa az önce tutmuştu, ameliyat etmişti, en mahrem yerlerini açmış, görmüş doktor. O doktorla şimdi senin eşin, kızın musafaha yapabilir mi? Yapamaz. Niye? Din muayenehanede, ameliyathanede müsaade ediyor, yazıhanede müsaade etmiyor. Din. Dindar da ne demektir? Dinine bağlı, dininden kopmaz insan demektir. Peki, demek ki şeriattan hiç kimse muaf değildir. Aynen güneşten hiç kimse yani müstağni olamadığı gibi herkesin şeriata ihtiyacı vardır. Şems-i garra. Umuma emrolundu itmeye ifşa. Bunu yaymak, herkese yaymak Resulullah'a ve hepimize emrolunmuştur. Onun için geçen hafta da bunu uzun uzun konuştuk. Müslümanlar, İslamiyet böyle taşralara, ücralara gelmiş bir din değildir. İslamiyet dünyanın merkezine gelmiştir. Mesela bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim, Eshabe kedâlike evhayna ileyke Kur'anen Arabiyyen. Habibim, böylece biz sana Arapça bir kitap Kur'an vahyettik. Litundira ümmel kura. Dünyada çok şehirler var. Onların anasını, aslını, merkezini, özünü, en birincisini korkutasın, oradan başlayasın diye. Demek ki merkezden başlıyor. Onun için Musa Aleyhisselam'ı Allah-u Teala tebliğe gönderdiği zaman da Firavun'dan başla buyurdu. İdheb ila firav. Firavun'a git buyurdu. Biz öyle yapmıyoruz. Biz sanki yani etraftan başlıyoruz. Ama peygamberler merkezden başlıyor. Merkezden muhite doğru açılıyor. Çünkü bu memleket, şeye, bu dine yani herkesin ihtiyacı var ama merkezdeki insanlar daha muhtaç. Mesela dine bir fabrikadaki işçiler mi daha çok muhtaç, yoksa işveren, patron mu?
Hepsi muhtaç. Ya öncelik işverene. Yani bir öncelik derseniz işverene. Bir yönetilen halk var, bir de yöneten var. Din öncelikle hangisine daha lazım? Yani öncelik diyorsun, hani bir öncelik. Yönetene. Çünkü sen bir fertsin, senin yanlışın seninle sınırlı kalır. Ama yani şöyle düşünün, bir otobüstesiniz. Otobüste sen uyusan, senin uyumanla hiçbir şey olmaz, zarar olmaz. Ama orada bir kişi var ki direksiyon başında, o uyuduğu zaman 40 kişi ölüme gidiyor. Evet, o halde uyku, dinlenmek herkese lazım, herkesin hakkı. Ama en çok onun, en çok onun. Ben uykusuz olsam, kafam böyle vururum cama, belki camı kırarım, o kadar ama yani o kadar. Lakin şoför böyle yaptı mı arabanın hepsi kırılır. Onun için Allah'ın dini güneş gibidir. Herkes buna mahkumdur, mecburdur, muhtaçtır. Herkes muhtaçtır. Geçen hafta bir şey, bir böyle bir noktaya parmak bastık. Nedir o? Mesela bir adamın iki tane oğlu var olsa, bugün biraz daha değişik anlatayım. İki tane oğlunuz var. Bir tanesi medresede müderrisliğe çalışıyor. Diğeri mektepte mühendisliğe çalışıyor. İstisnalar olabilir ama toplumun ekserisine göre konuşuyorum. Toplumun ekserisinin tavrını söylüyorum. Ey Müslümanlar, medresede müderrisliğe çalışan çocuğa sürekli olarak ya oğlum, oğlum git şu diplomanı al. Ya bir diploman olsun, yanında dursun diyorsun. Ama mühendisliğe çalışan oğluna, oğlum ya medreseye gitmeyecek misin demiyorsun. Acaba neden? Bana cevap vermeniz önemli değil. Kendi kendinize sorun, cevap verin. Acaba neden? İşte şeriatın bir şems olduğunu tam anlamamışsın sen. Anlasan, anlasan, nasıl ki o medreseliğe diploma diyorsun, oğlum mektebe git diyorsun. Mektepliğe, oğlum medreseye git, diploma bir icazetnamen olsun. İcazet, yani icazetname medreseyi bitirmekten dolayı verilen belgeye deniliyor. Yoktur toplumda, biz daha görmedik şimdiye kadar. Yani oğlum bir diploma almayacak mısın, imtihan vermeyecek misin diyeni gördük de, oğlum yahu okulda tamam notların iyi, başarılısın da oğlum medreseye gitmeyecek misin diyene rastlamadık. Deyin de rastlayalım. Rastlamadık. Peki neden? Neden? Buraları iyi düşünün. Buraları iyi düşünün. Şeriatın güneş olduğunu anlamak anlamamaktandır bu. Bir çocuk hiç güneşe çıkmasa, oğlum bir dışarı çık, güneşe çık diyorsun. Bak, gökteki güneşi bir ihtiyaç olarak görüyorsun. Şeriat Allah'ın güneşi. Hem de güneşin de güneşi, yani gökteki güneşin de güneşi. Onun için uzatmayalım. Yani sadede gelelim cemaati Müslümin. İstikamete gelelim cemaati Müslümin. Allah'ın dinini herkese lazım olan bir güneş olarak görelim. Herkese lazım. Veya yağmur, su gibi görelim. Su. Yani var mı bir insan? O insan suyu aşmış yani. Su ihtiyacını aştı. Ona su lazım değil. Öyle bir imkana, öyle bir iktidara, öyle bir servete, makama sahip oldu ki ona su lazım değil. Böyle bir adam gösterin. Gösteremezsiniz. Herkes suya muhtaçtır.
Ha mesela şey, bazı çiçekler suya muhtaç değil. Ama o da çiçek değil ki, naylon. Plastik var ya piyasada şu anda, naylon çiçekler. Su gerekmiyor. Ama çiçek değil ki. Naylon fatura diyorlar ya, naylon çiçek. Bu hakiki çiçek olacak ama su ihtiyacını aşmış olacak. Onun suya ihtiyacı yok. Var mı böyle bir şey? Yoktur. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ Geçen hafta okuduk bu ayeti. كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنَ Diri olan her şeyi sudan kıldık. Sudan ya, suyla hayat verdik diyor Allah-u Teala. Cemaat-i Müslümin. Su nasıl bedenimizin hayatı ise din ruhun hayatıdır ve herkese lazımdır. Veya din neye benzer? Havaya. Hava. Ölüye hava gerekmiyor. Teneffüse gerek yok. Ölmüş adam. Amma ve lakin ruhu bedeninde olan adam bitkisel hayatta olsa bile teneffüse ihtiyacı var mıdır? Vardır. Din havaya benzer cemaat-i müslümin. Ruh bu dinin soluması lazım. Herkes en başından en sonuna kadar, patrondan işçiye, sultandan esire, hapishanenin müdürü, ona hapishanedeki mahkumlara, mahkemedeki hakimlere, hepsine din lazım. Hepsine lazım. Koltuklarda oturanlara, hiçbir koltuğu kariyeri olmayanlara lazım. Cemaat-i Müslüman. Din, şeriat, şems-i garra. Bu hüccettir, umumen oldu ki. Herkese hüccettir bu. Herkesi bağlar. Ve umumi manada biz ihya olduk. Yani şeriat onu kabul eden insanları ihya ediyor, abad ediyor. Şeriatsızlık insanı berbat ediyor Müslümanlar. Üçüncü has olup ehyara iman. Üçüncü bir ilim Resulullah'a verildi. Ancak o ilim seçkin insanlara hastır. Böyle toplumdan seçilerek bazı insanlara söylenecek bir ilimdir. Herkese mesela kürsülerden böyle topluma alenen açık bir şekilde söylenmez. Nedir bu? Ledün ilmi olup hakka gir. Üçüncüsü ledün ilmidir. Tarikat ve tasavvuf ilmidir. Bu ilim yani o ilmin sahibinin seçtiği kişilere verilir. Herkese söylenmez. Kürsüden tarikat, tasavvuf, bunun teferruatı anlatılmaz. İnsanlara arkadaşlar tarikate gelin denmez. Tarikatın önemi böyle üstten bir şekilde anlatılır. Ama kimse davet edilmez. Bizim yolumuzda bu kanundur. Davet yoktur bu yola, tarikate, tasavvufa. Onu, tarikat ve tasavvufu o kadar canlı ve heyecanlı yaşayacağız ki görenler bize imrenecek, ben de böyle olayım diyecek. Ama yoksa gel ders al. Niye ders almıyorsun? Bizim yolumuzda yoktur bu. Bizim yolumuzda gel ders al demek yoktur. Ama bu almasan olur demek değildir. Derssiz olmaz. Efendi Hazretleri buyurdu ki keşke anamın karnında da dersli olsaydı. İşi anladığı için söylüyor bunu. Hatta burada aramızda yani canlı şahidi olan insanlar, arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz. Yani babası ölmüş, onun mezarına gidip ona ders veriliyor. Veyahut benim bildiğim bir adam, efendim, ölüm halinde tamamen ahirete yönelmiş, dünyaya döneceği gözükmüyor. Yani emarelerden. Ona, onun efendim eniştesi ders veren birisi, Efendi Hazretleri ona emretti, git ona dersini ver. Ders vereceksin de o alamıyor. Karışma sen. Sen git ona dersini ver. O kendinden geçmiş. Sekerat-ı mevtinde, son demlerinde böyle ölmek üzere ben diyor dersi anlattım ona diyor.
bu kadar önemlidir ders. Ama gelin ders alın, arkadaşlar niye almıyorsunuz ders denmez. O kadar hevesle, heyecanla ders yapacağız ki insanları imrendireceğiz. Özümüzle insanları tarikate çağıracağız. Sözümüzle değil cemaat-i müslümin. Sözde yok, yasak. Çağıramazsın. Efendi Hazretlerimize, Efendi babamız buyurdu ki, oğlum Mahmut, bilsem insanları çağırıyorsun, gel ders al diye, seni kovarım buyurdu. Niye? Çünkü bak ne diyor burada? Seçkin insanlara bu. Yani sen seçeceksin veya kendisi diyecek ki ben bu yola girmek istiyorum. Bak seçildi. Umumi olmaz. Nitekim bunun mesnedi nedir? Buhari'den bir hadis-i şeriftir ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki Hafiztu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem vi'a'eyni. Resulullah'tan iki kap, iki küp, iki tulum ilim ezberledim, aldım. İki tulum ilim doldurdum. Adeta böyle tulum peynirini tuluma koyarlar ya. Yani onun gibi teşbih var. Resulullah'tan iki çeşit ilim aldım. Birini bir küpte, öbürünü öbür küpte muhafaza ettim diyor adeta. Karıştırmadım onları birbirine. Evet. Ve devamla buyuruyor ki فَاَمَّا اَحَدُوْمَا فَبَسَسْتُوا. Onlardan bir tanesini herkese yaydım. Herkese anlattım. Önüme gelene, gelmeyene anlattım. Umumi. Oturur da Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz hadis okurdu insanlara. Ama وَاَمَّا الْآخَرُ. Diğer küpteki ilime gelince فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُوْ. Eğer onu insanlara böyle yaysaydım, şu boğazım kesilirdi. Yaymadım diyor. Ne oldu? Birebir, hani böyle birebir markaj diyorsunuz ya, birebir anlattım diyor onu. Böyle yayma, toplu okuma, toplu anlatma yapmadım diyor onu. Yapma, çünkü insanlar bunu kaldıramazlar, anlamazlar. Boğazım kesilirin bir manası da bana yasaktır bu yani. İdamlık suçtur bu yani. Halbuki ilmi örtmek de suçtur. Ya ben örttüm demiyor ki. Rastgele topluma böyle umumen anlatmadım diyor. Ya gel sana anlatayım. Veya ya Ebu Hureyre bize anlat diyenlere birebir anlattım diyor. Seçkin insanlara, benim seçtiklerime veya bu ilmi seçenlere anlattım. Çünkü bu umumen anlatılmaz. Onun için Efendimizin hadis-i şeriflerinde böyle açık açık, açık açık şey yoktur. Bunlar bu tasavvuf yoktur. Niye yoktur? E diyor ya bak, Resulullah'tan ezberlediklerimi iki küp düşünün, o iki küpte topladım diyor. Birisini herkese anlattım, öbürünü ise seçtiğim insanlara anlattım buyuruyor. Bu çok derin bir hassasiyettir. Hepimiz bu hassasiyete sahip olmak durumundayız. Şimdi ayet-i kerimelerimiz, evet, estağfirullah. Ve huvellezî, ve o Allahu Teala öyle bir Allah'tır ki yaptıklarını anlatıyor Cenab-ı Hak. Niye? Biz Allahu Teala'yı nasıl bulacağız? Nasıl bileceğiz? Allah-u Teala görürsün, bilirsin. Ama Allah-u Teala gözükmüyor, gizli. Halbuki biz onu bilmek mecburiyetindeyiz. Onun için yaratıldık, onun için yaşatılıyoruz. İşte Allah-u Teala ayetleriyle kendisini bildiriyor. Ayetleri nedir? Ayetler, Kur'an-ı Kerim'in sayfasındaki ayetler. Bir de bu kainatta Allah'ın yaptıkları, kainat ve kainattaki şeyler. Mesela güneş, Allah'ın nesidir? Ayetidir. Ay, gökte. Gök, gökteki cisimler, hep Allah'ın ayetleri. Yer, yerdekiler, hep Allah'ın ayeti. Ve ayetün lehumul eğlul meyte. Ölü, evet, toprak, insanlar için ayettir.
Yani Allah-u Teala ayetleriyle bilinir Müslümanlar. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaptıklarını bize öğretiyor. Maksat benim yaptıklarımı bilin değil, yapanı bilin. Tamam? Şimdi Allah-u Teala işte bunu çok dillendirdik sohbetlerde. Allah-u Teala aydan da bahsediyor, uzaydan bahsediyor, gökten bahsediyor. Efelem yanduru ile sema, göğe bakmıyor musunuz diyor. Niye bakmıyorsunuz göğe? Efendime söyleyeyim. Ve min ayati leylü ve nehar, gece gündüz Allah'ın ayetidir. Ve şemsü vel kamer, güneş ve ay Allah'ın ayetidir. Fakat mesele ayda araştırma yapın da ayı bulun değil. Ya Allah'ı bulun. İnsanların yanlışı burada. Uzaya gidiyor. Tamam. Ama maksat uzaya gitmekten maksat. Uzay olmamalı. Ay'a gitmekten maksat. Ay olmamalı. Ya ayı ve uzayı yaratan olmalı. İlahi ente maksudi demiyor musunuz arkadaşlar? Ya Rab benim maksudum sensin demiyor musun? Ama ayla uğraşıyorsun, orada kalıyorsun. Halbuki ayı araştıracaksın, diyeceksin yahu benim Rabbim ne kadar büyüktür. Ne yücedir Rabbim. Şimdi uçak mesela, uçağın içindesiniz veya dışında, uçak böyle kalkıyor. Siz o anda ulan diyorsun ya, şu gavura bak ya, adamda ne kafa varmış. Baba, uçak mühendisine hayran oluyorsun. Halbuki uçağı ve mühendisi yaratana hayran olmalısın. Anlatabiliyor muyum? Senin o uçak mühendisine hayran olman kula kulluk demektir. Biz ise Allah'a kulluk mecburiyetindeyiz. Evet, bilinen zoruna gidiyor. Olabilir. O benim umurumda değil. O mühendisi de yaratan, onun kafasını, beynini, Allah, hepsini Allah yaratıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ımız ne güzel buyuruyor. Yahu diyor, ottan, samandan süt yapan Allah'a hayran olmuyorsunuz. Efendim, güneşi yaratan Allah'a hayran olmuyorsunuz. Efendim, Edison lan adam ne kafa varmış, ampulü bulmuş. Bir ampulü bulana hayran oluyorsunuz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bok. Evet, cemaat-i müslümin. İşte az önceki ayet tamamını okuyamıyorum. Secde ayetidir. Secde yap, ya unutursunuz. Namazda okuduk, secde yaptık sabah namazında. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, gece ve gündüz, ay ve güneş hepsi Allah'ın ayetidir. Dolayısıyla ona ayet olarak bakmak lazım. O ayeti bilmek için değil, Allah'ı bulmak için değerlendirmek lazım. Devamlı buyuruyor ki Cenab-ı Hak, aya ve güneşe tapmayın. Ayı ve güneşi yaratana tapın. Adam aya gidip orada takılıp kalıyor. Ayda takıldı kaldı. Neresi var aydan öte? Allah! Bunu anlatamıyoruz. Cemaat-i Müslümin. Onları anlatamıyoruz. Onlar zaten anlasalar iman ederler. Yahu size anlatamıyoruz bunu. Cemaat-i Müslümin. Bizim için önemli olan bizim gibi mahluk değildir. Halik'tir önemli olan. Halik. Mahluk. Yaratılmış demek. Ay senden zavallı. Ay'a giden adam büyük adam oluyor. Hayır efendim, Allah'a giden büyük adamdır. O istese yerde sürünsün, mağarada olsun, yerin altında olsun. Allah'ı bulan bir insan büyük insandır. Christoph Kolomb Amerika'yı bulmuş. Allah yaratmasa bulabilir miydi? Yok. O halde ben niye o gavuru anayım ki? Allah'ı anarım ya. Allah'ı anarım ya. وَلَذِكْرُ ekberu. Allah'ı anmak her şeyden büyüktür. Evet. Ama ne acıdır ki, hep söylediklerim, ben aynı şeyleri tekrar ederim zaten Müslümanlar. Ne acıdır ki, coğrafya kitaplarında
İşte Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetti diye o gavurun, ki bu da tartışılıyor, keşfetmiş olsa bile onun ismi geçer de bir kıtayı bulanın ismi geçiyor da yaratanın ismi geçmiyor. Bulandan bahsediliyor da yaratandan bahsedilmiyor. Denemesi bedava. Gidin eve, çocuklarınızın okuduğu coğrafya kitabına bakın. Bir yerinde Allah'ın ismini görürseniz buradayım ben. Gelin bana gösterin, beni de rahatlatırsınız. Duamı alırsınız. Gösteremezsiniz. Neden? Yok da onda. Efendim, fizik kitabı, fizik, orada fiziki olaylar anlatılır. İşte gök, yer, rüzgar, yağmur, kış, yaz anlatılır. Ama yağmur, yağan yağmur anlatılır da yağmuru yağdıran anlatılmaz. Hiç yok. Yağdıran. Halbuki asıl olan yağmur değildir. Asıl olan yağan değildir. Asıl olan yağdırandır. Tamam? Cemaat-i Müslümin. Ne oluyoruz böyle? Çocuk o kitaptan kalınca kızıyorsunuz, köpürüyorsunuz, küplere biniyorsunuz, fizikten niye kaldın diye. Ama o çocuk Allah'ın isminin olmadığı bir kitabı okuyor diye hiç problem, bir sıkıntı ortaya koymuyorsunuz. Cemaat-i Müslümin, Allah'la büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Peşinden söyleyeyim ben. Geçen de söyledik bunu. Bunu 10 defa, 1000 defa söyledik. Ama gene söylemeliyim. Allah Teala, kulum niye buraya bunu yazmadın diye sana sormaz. Çünkü yazar değilsin. Allah bunu biliyor. Kulum, benim işlerimi anlatan bir kitap. Kocaman bir kitap. Bu kitapta bunun hiçbir yerinde benim ismim bir kez geçmedi. Evet ya Rabbi. Peki kulum, senin bu durumda tepkin, tavrın ne oldu kulum? Olmaz şöyle. Ha? Sana Allah senin işini soracak. Elbette ki sana niye yazmadın demeyecek. Sen fizik kitabı yazacak değilsin. Ama sana diyecek ki, benim ismimi orada görmediğinde sendeki tepki, tavır ne oldu kulum? Ya Rabbi, ben küplere bindim, derdimden hasta oldum desen kendini kurtarırsın. Kaç kişi bunu diyebilir? Diyecek. Küplere biniyorsunuz. Niye? O çocuk o kitabı okumadığı zaman ve de geçemeyince o kitaptan, o dersten kalınca evde küpleri deviriyorsunuz. Ama Allah'ın ismi yok, problem yok, öyle mi? Cemaat-i Müslüm, çok büyük problem var. Çok büyük problem yaşayacaksınız. Ben söyleyeyim size. Allah-u Teala ismimi görmediğinde senin tepkin ne oldu diyecek. Bir öfkelenmek lazım, üzülmek lazım, kızmak lazım, küsmek lazım. Allah görecek bizi böyle. Ben hiç kızmıyorum demiyorsun, bak kızıyorsun. Ne zaman kızıyorsun? Çocuk o kitabı okumadığı zaman veya geçemediği zaman. Ama Allah'ın ismini okumadığı zaman bir şey yok, öyle mi? Ey Müslümanlar, rotaya dönelim. Bakın, Allah-u Teala وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ buyuruyor. Göğü biz kurduk diyor. Gök var oldu. Anladık. Gök var demeye gerek yok. Kim var etti? Önemli olan o. Gök değil. Göğün Rabbidir önemli olan. Bak biz diyor kuvvetimizle onu var ettik. Ve genişleticileriz. Vel arla feraşnaha, yeri biz döşedik, dayadık döşedik. İhtiyacınız neyse hepsini yere koyduk. Dağ ihtiyacınız var, koyduk. Düzlük ihtiyacınız var, koyduk. Deniz ihtiyacınız var, koyduk. Kara ihtiyacınız var, koyduk. Kaya ihtiyacınız var, yumuşak zemin ihtiyacınız var. Hepsini yere koyduk. Biz yaptık diyor Allah-u Teala. Burada mühim olan toprak,
dağ, taş, dere, tepe değil ya Allah, Allah, Allah. Evet, evet. Allah. Sonra aşağıda ne buyuruyor? Ve min külli şeyin halakna zevceyn. Her şeyi iki çift yarattık. Artı eksi. Dişi, erkek yarattık. Sonu nasıl geliyor ayet biliyor musunuz? Ve la tec'alû ma'allâhi ilâhen âhar. Allah'la beraber başka bir ilah kılmayın. Bak bak. Edison diyorsun. Yani Allah desem bir de Edison desem Allah'la başka birisini de anmış oldun. Yok, bunu bile yapmıyoruz. Edison diyoruz, Allah demiyoruz. Efendim şey, Arşimet suyun kaldırma kanununu buldu diye Arşimet diyoruz ama Arş'ın Rabbi demiyoruz. İkisini desek yanlış olur. Allah'ın isminin yanında başkasının ismi anılmaz. Biz başkasını anlıyoruz, Allah'ı anlıyoruz. Çarpıklığa bak. İşte az önce dedik işte kolon bilmem neler, bilmem neler, bilmem neler. Pis heriflerin teki. Bunların isimleri anılır. Ölmüş gitmiş insanlar her kitapta ismi, resmi anılır. Ama Allah'tan bir defa bahis geçmez cemaat müslümin. Aklınız, mantığınız bunu alıyor mu sizin? Burada bir sıkıntı görmüyor musunuz cemaat müslümin? Sakın yok demeyin ha. Büyük sıkıntı bu. Peki çözüm çare olarak ne arıyorsunuz? Evet. Ve devamı nasıl geliyor ayetin o sayfanın sonu? Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Hem de kaçın diyor. Kaçmak bütün gücünle koşmakla olur. Kaçın, Allah'a kaçın. Ay, uzay, yer, gök, bunlar hepsi ayrıntı. Allah'a kaçın. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Cemaat-i Müslümin. Demek ki maksat Allah'tır. Şimdi bak Cenab-ı Hak nasıl buyuruyor? Ve huvellezî, Allah o Allah'tır ki enşe'e inşa etti cennatin bahçeler. Bak Allah inşa etti. Maksat bahçe değil. Maksat Allah. Ama yaptığıyla kendisini tanıtıyor. Çünkü kendisini göstermiyor. Ma'ruşatin ve gayra ma'ruşatin. Çardaklı ve çardaksız. Yani mesela üzüm. Kimi üzümler çardağa bağlı oluyor. Böyle yerden yukarıya doğru. Kimisi ise yere serilmiş oluyor. Gayra ma'ruşat. Çardaksız. Evet. Ve nahle, Allah hurmayı yarattı. Ve zer'a, Allah Teala bütün hububatı yarattı. Hayvanlar için ve de sizin için. Sapsaman hayvanlar için. Buğday, arpa, mesela bizim için. Muhtelifen ukuluhu, ama hepsinin toprağı aynı. Toprak. Onları sulayan yağmur, o da tek çeşit. Ama mahsul, renkler farklı, şekiller farklı, tatlar da farklı. Muhtelifen ukuluhu. Yani mahsul farklı. Halbuki su ve zemin tek çeşit. Yuska bimâin vâhid buyuruyor Sûre-i Ra'd'ın bilin sayfasında. Tek çeşit suyla sulanıyor ama çeşit çeşit oluyor. Bakıyorsun tatlısı var, ekşisi var. Limon ekşi oluyor, mandalina tatlı. İkisi aynı yan yana, aynı topraktan, aynı sudan. İşte E'si şu, ney? Ulan Rabbim ne kadar büyüktür. Hani az önce uçak diyordum ya, insan uçağa kalktığını görünce demesi lazım ki Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Allahu Ekber demek lazım. Biz mühendisi yüceltiyoruz. Halbuki Allah'ı yüceltmek lazım. Efendim Allah'a başka, o Allah'tan başka kimse yüceltilmez ki. Allah'tan başka kimseye büyük denmez, bu Allah'a kızdırır. Evet, evet. Beyler, yani iğneyi kendinize batırın biraz. Sizin eşiniz, sizden başka bir adamı methetse sizin gözünüzün önünde,
sizden başka bir adamı met ediyor, övse, hem de yerli yerince, yersiz de değil, gerçek olarak övse, mutlaka rahatsız olursunuz bunda. Olur musunuz? Olursunuz. Olmazsanız ayrı rahatsızsınız demektir. O başka. Yani. Ama normal bir insan rahatsız olur. Neden? Eşinizin sizden başkasını anması sizi rahatsız eder. Cemaat Müslümin. Halbuki sen de kul, eş de kul, anılan da kul. Durum böyle olunca kabullenemiyorsun. Allah hiç kulunun kendisinden başkasını anmasını kabul edebilir mi? Asla edemez ve etmemektedir. Allah-u Teala kabul buyurmamaktadır. Onun için bütün günahları affeder, şirki affetmez. Allah'ın ismin yanına bir şey daha koymak. Ama biz Allah Resulullah diyoruz. Ya Resulullah Allah'ın ortağı demiyoruz ki. Allah'ın Resulü, dostu, peygamberi. O onu Allah'ın isminin devamıdır. Resulullah'ın ismini almak, Ehlullah'ın ismini almak. Bu başka. Onun için bu derin hassasiyet içinde olmak lazım. Allah demek lazım cemaat-i Müslüman. Allah'a kaçmak lazım. Uçağa, mühendise, yok efendim işte hava kaldırıyor da, motor kaldırıyor da. Yok, havaya, uçağa, motora, mühendise paye çıkartıyorsunuz, Allah'a çıkartmıyorsunuz. Allah deyin geçin. Ben bunun ayetlerini okudum size. Tebarekellezi Mülk suresinde de var. Efendim, Nahl suresinde de var. Cenab-ı Hak kuşu gökte yalnız Allah tutuyor buyuruyor. Kuş kuş. Halbuki kanadı var, canı da var kuşun. Uçağın kanadı var, canı yok, ruhu yok. Canlıyı bile Allah tutuyor. Ma yumsikunne illallah. Nahl suresi. Ma yumsikunne illarrahman. Mülk suresi. Yani o kuşları gökte hiç başka bir şey tutmuyor. Kanat, manat, rüzgar, müzgar değil. Tek Allah. Tek Rahman. Rahman da Allah demek. Tutuyoruz. Biz böyle bileceğiz. Kanadı, havayı, onu bunu önemsiz ayrıntı olarak göreceğiz. Maksat Allah-u Teala'yı bulmaktır. Bak bize Cenab-ı Hak bunlar niye sayıyor nimetlerini? Nimetlerimi tanıyın diye değil, beni tanıyın diye. Ve zeytun, Allah zeytini yarattı. Kayda değer, bak zeytin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'dan naklediliyor ki, Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurdular ki, zeytine çatal batırmayın diye. Ben duymadım ama Efendimiz'den duyduk diyenler var. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir yiyecektir. İşte burada geçiyor. Başka? Ve tini ve zeytun. İncir, tin, incir, zeytun, zeytin. Allah'ın yemin ettiği, Allah'ın zikrettiği şeyler. Allah bahsediyor bir şeyden. Ama küçük şeyler olamaz. Aynı zamanda Estağfirullah. Allahu nuru semavat vel al metel nuru kemişkat fiyâ misbah el misbah fiyücâci ezücâci tükennâ kevkebun dürriyün. Yani bir kandilde fitil var, o fitil tutuşuyor ve aydınlatıyor. Nereden tutuşuyor? Evet. Evet ve el misbah fiyücâci ezücâci kennâ kevkebun dürriyün yûkedû tutuşturuluyor min şeceretin mübareketin, mübarek bir ağaçtan. Nedir o? Zeytunetin, zeytin ağacı. Bak Allah-u Teala mübarek buyuruyor ona. Mübarek. Onun için zeytine çok önem vermek lazım. Peki. Ve rumman. Mesela nar. Rumman nar demektir. Müteşabihen birbirine benzerler ve gayre müteşabihin benzemezler de. Bakarsın iki tane ağaç yan yana, birinin meyvesi büyükçe olur, birinki küçük olur. Biri sarı olur, biri yeşil olur. Birisi tatlı olur, birisi acı olur. Renk, tat, şekil, hacim farklı. Hatta aynı meyvenin, ağacın meyveleri bile farklı farklı olabiliyor. Oluyor. Evet. Külü min temerihi. İşte onun sebzesinden, meyvesinden yiyin. İdâ esmere, meyve verdiği zaman. Ve âtû hakkahu yevme hasâdihi.
ve de biçme vakti geldi mi hakkını verin. Buralar uzun gider, benim vaktimiz dolmuştur. Bu mahsulün hakkını vermek cemaat müslimin. Öncelikle mahsulü hasat etmek lazım. Ama maalesef köylerini bırakıp şehirlere yerleşmiş çok insan köyde meyvelerin dallarında meyveyi çürütüyor. Meyve oluyor. Alan olmadığı için orada çürüyor. Bak hakkını verin, onu biçin demektir. Evet. Yani cemaat-i müslimin köylerle, köylerinizle ilgilenmelisiniz. İlgilenmelisiniz. İnsan parayla, toprakla doymuyor. Tapu, kağıt yiyemiyor insan. O köydeki toprakta yetişen mahsullerle doyuyor insan. Ya onun için bu noktada bir hassasiyet içinde olalım. Bu bir. İki, mahsulü hasat ettik. Onun hakkını vereceğiz, ölçünü vereceğiz, zekatını vereceğiz. Fakire, fukaraya da vereceğiz. Ama velâ tüssifû, israf etmeyin. E şimdi malı dalında bırakıyorsun, hiç almıyorsun. Ya gidemedik. E ne oldu? Mal dalında çürüdü, döküldü. Bu reva mı cemaat-i müslimin? Doğru mu bu? Değildir. Bir şeyler yapmak lazım. Bu işe çare bulmak lazım. Ondan sonra bir de şu demektir. Verirken diyelim ki fakire fukaraya veriyorsunuz. Haddi aşmayın. Nasıl? Her şeyi verirsin, sonra elin koynunda kalır. Çoluk çocuğun onun bunun eline ağzına bakar. Olmaz. İnfakta da insan ölçülü olmalı. Bir de velâ tüssifû, idarecilere de söylenmiş olabilir. Ey idareciler, haddi aşmayın, milletin elinden gerekenden fazlasını almayın. O manaya da gelir. İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah Teala musrifleri sevmez. Ve minel en'am, Allah Teala en'amdan, yani etinden, sütünden, derisinden yararlandığınız hayvanlardan da yarattı. Hamuleten, yük taşıyanlar yarattı. Yük taşıyor. Yani diyelim ki mesela merkebin eti yenmez belki ama devenin yenir. Ondan sonra diğer yük taşıyan bazı hayvanlar. Ve ferşa, bir de yayılanlar Allah yarattı. Ne demek yayılan? Yani boğazlamak için yere yatırdıklarınız. Allah bir de kesilmek için yarattığı var. Kesilmek için. Hayvanlardan yük taşımak için yarattığı var. Bir de kesilmek için. Mesela şeyde Kazakistan'da diyelim, Türkiye Cumhuriyeti'nin bazılarında at eti yenir. Yani bizim mezhepte kerahat var onda. Helaldir, kerahat var onda. Fakat at eti derken ondan sonra bana oradan birisi anlattı da onu söylüyorum. Yani yük taşıyan hayvanlar onların etleri değil. Adamlar et için at besliyorlar. Yani hangi atın etini yiyorsa onu besi olarak, yani et için besliyor. Anlatabildim mi? Biraz orada ayrım yapıyorlar. Şimdi kulû mimmâ rızakakumullâh, Allah'ın rızıklandırdıklarına yiyin. Ve lâ tettebû hutuvâti şeytan, şeytanın adımlarına uymayın. Yani helali yiyin, harama ulaşmayın. İnnehu lekum aduvun mubin. Şüphesiz o sizin açık aşikar bir düşmanınızdır. Şunları alın bakayım. Hayber Savaşı'nda, Hayber Medine-i Münevvere'ye efendim 169 kilometre kuzeybatısında bulunan Şam yolu üzerinde bir yerdir, yerleşim yeridir. Çok verimli toprakları vardır ve de sağlam kaleleri vardır ve İslam düşmanlığının da merkezidir Hayber. Korkunç İslam düşmanlar hep orada toplanmış.
ve çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Yani müşrikler, Yahudiler işbirliği yapıyor. Diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeliler Mekke'ye saldırırsa, Mekke'nin üzerine yürürse biz Hayberliler Medine'yi işgal edelim. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e doğru yürürse bu sefer müşrikler, Mekkeliler diyor ki biz Medine'yi işgal edelim. Her halükarda sıkıntı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günü geliyor, bakıyor ki bu çıban patlatılmalı. Bu sıkıntı çözülmeli. Hayber fethedilmeli. Ve oraya yöneliyor. 20 gün kadar muhasara ediliyor. Hayber Savaşı meşhurdur. Sonunda orası alınıyor, Allah'a hamdolsun. Şimdi oraya doğru giderken tabii ordunun mühimmatını, teçhizatını taşıyan hayvanlar var, develer var. Bu develerin bir yapısı vardır. Develere böyle nameler okuduğunuz zaman coşar onlar. Deve. Böyle uçarlar adeta. Böyle şeyler var yani. Şiirler diyelim. Hayvan ona alışkındır. Onu duyunca gaza basıyor. Burada Seleme İbni Ekva'den rivayet ediliyor. Sahabe-i kiram o yolculukta bu Seleme'nin amcası vardı. O Amr İbni Ekva. Çok böyle şiirler okuyan bir adam idi. Develeri gayrete getiren bir adam. Arkadaşları dedi ki yahu biraz böyle bir şeyler okusan da hayvanlar hızlansalar, biz de şey yapsak. O da devesinden indi ve öyle bir şeyler okumaya başladı. Kısa kafiyeli şiirler okumaya başlayınca bu sefer evet develer depara kalktılar. Uçuyorlar adeta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men hades saikul. Yani bu şiir okuyup develeri böyle harekete geçiren, süren kimdir? Sordu. Dediler, ya Resulallah, Amir İbni Ekva. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah ona rahmet etsin. Demek ki vefat edecek. Allah ona rahmet etsin. Demek ki vefat edecek. Bu anlaşılıyor yani. Sonra insanlar ateş yaktılar. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, مَا هَذِي النِّيرَانُ عَلَى اِشَيْنْ تُوْكِدُونَ. Bu ateş ne ateşidir? Niçin bunu yakıyorsunuz? Bu ateş niye yanıyor askerin içerisinde? قَالُوا عَلَى لَحْمٍ. Ya Resulallah, et pişirmek için ateş yakıyor arkadaşlar. قَالَ Resulullah buyurdu, عَلَى اَيِّ لَحْمٍ. Ne eti? قَالُوا dediler ki, لَحْمُ حُمُرِ الْاِنْسِيَّ. Yani ehli merkep eti ya Resulallah. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki ehlikuha, hemen onları boşaltın tencerelerden, kazanlardan o etleri ve eksiruha, ve o kapları da kırın, daha kullanmayın buyurdu. Fekale racülün, sahabeden bir tanesi dedi ki evet nuhzikuha ve nasiluha. Ya Resulallah, şöyle yapsak olmaz mı? Yani etleri boşaltsak da kapları yıkasak, sonra onları tekrar kullansak deyince kale evdake. Peki olur veya öyle olsun buyurdu. Sonra hadisi rivayet eden Seleme böyle biraz durgun, üzgün bir vaziyeti var. Resulullah Efendimiz maleke buyurdu ona. Neyin var? Neyin var? Niye böyle üzgünsün, durgunsun, küskünsün? Kultulehu, ona dedim ki fidâke ebi ve ümmi. Ya Resulallah, annem babam sana feda olsun. Zâmû enne âmiren habit âmeluh. Arkadaşlarım, amcam Amir'in amelinin boşa gittiğini, kendisinin intihar ettiğini düşünüyorlar. Ona ben üzülüyorum. O Amir şiirlerini okuyan adam. Savaş başlıyor. Elinde kısa bir kılıç var. O kılıcı düşmanına karşı kullanacağında yanlışlıkla kılıç dizine değiyor. Herhalde bir önemli damar kesiliyor ve o sahabi orada, bu Amir İbni Ekva şehit oluyor, vefat ediyor. Vefat edince sahabeden kimleri dedi ki ya intihar etti, bak kendi kendini öldürdü. Bunun üzerine de yeğeni Seleme İbni Ekva
rahatsız oldu bu söylentilerden. Efendimiz onu görünce, niye böyle bir üzgünsün? Ya Resulallah, amcam için böyle diyorlar, intihar etti, amelleri boşa gitti, ahiretini kaybetti dediler. Kale Resulullah buydu ki, kedebe men kalehu, onu söyleyen yalan söylemiştir. İnne lehu el ecreyn, bırak onun amellerini boşa gitmesin. Onun iki tane ameli var, şey mükafatı var. İki defa mükafat sahibi olmuştur. Ve cema'a beyne isba'ayhi, Efendimiz iki parmağını böyle birleştirdi. İki mükafatı var. Nasıl? İnnehu lecahidun mücahidun. Bir, o Allah yolunda gerçekten gayretli bir insan idi. Allah'ın dini için. İki, mücahid idi. İşte cihad ederken öldü. Onun için iki mükafatı var. Birisi mücahitliğin, diğeri de cehdu gayretinin mükafatı. Ve devamla buyurdu ki Resulullah, kalle arabiyyün meşâ bihâ misluhu, yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, onun benzeri bir Arap şu yeryüzüne basmış olmaz, çok az olur, emsali çok az bir insandır o. Resulullah Efendimiz buyurdu, ne mutlu o adama, değil mi? Allah Teala bizleri de öyle mübarek kullarından eylesin. İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu buyuruyor. Sayfa 95'te ve tehliyetu zahiri bir şeriatil garra, insanın bedenini şeriatle süslemesi, yani tepesinden tırnağına kadar şeriate böyle tamamen şeriatle bezenmesi, bakışları, duyuşları, değişleri, yeyişleri, giyinişi, kuşanışı, el hareketleri, ayak hareketleri şer'i şerife uygun olması ve rabtul batın ale devami billah, batın yani gönül, ruh demektir. Ruhu da devamlı Allah'a bağlamak, hiç Allah'tan kopmamak üzere emrun azimu, çok büyük bir iştir, mühim bir iştir. Eyyü sahibi devletin yuşarrafu bihâteynin ni'meteynil azimeteyn, bu büyük İki nimetle kaç kişi şeref yap olur ki? Ve cem'u beyne hâteynin nisbeteyn, bu iki muameleyi birleştirmek. Ruhu Mevla'ya devamlı bir şekilde bağlamak, bedeni de şeriate bağlamak. Bakışlarımız şeriate göre, duyuşlarımız şeriate göre, yememiz, içmemiz, konuşmamız, el hareketlerimiz, ayak hareketlerimiz şeriate göre olması. Böylece ikisini birleştirmek fi hadel vakti, bu vakitte belil istikamet ala zahiri şeria, hatta şeriatın zahiri üzere istikamet, yani batını devamlı Mevla'ya bağlamak da bununla beraber olacak, ama ondan geçsek bile zahiri devamlı şeriate bağlı kılmak, azizul vücudi, cidden gerçekten varlığı çok nadir bir şeydir. Bel e'azzu minel kibritil ehmer, hatta kibrit-i ahmer denilen bir taş var ki ona ne sürülse altın olurmuş. Böyle, ama bu taşı bulamazsınız. Evet, işte şeriatı, bedenle şeriatı yaşamak, gönülle de tarikati yaşamak, gönlü Mevla'ya bağlamak, kalıbı da efendim şer'i şerife bağlayıp şer'i şerifle bezenmek, kibrit-i ahmer taşından bile bulunması nadir bir şeydir. Razakallahu subhanahu, Allah bizlere nasip eylesin min kemali keremihi, kereminin kemalinden kerametel istikameti ala mutabaat seyyidil evveline vel ahirin, öncekilerin sonrakilerin efendisine mutabaat istikametini Allah hepimize ihsan eylesin. Aleyhi ve ala alihi assalatu vesselamu zahira ve batina, ona ve onun aline salatu selam olsun.